Merhabalar, ben Oğuz. Bugün yeni bir One Piece videosuyla karşınızdayım. One Piece live action olarak Netflix'te yayınlandı ve izlenmelerde sürekli birinci sırada yer alıyor. Daha ilk yayınlandığı günde listeye girdi ve bence bu gerçekten büyük bir başarı. Ya bunun başarının ardında ismi de var. Çünkü One Piece'in büyük bir hayran kitlesi var ve birçok kişi de bunu takip ediyordu. Ben One Piece'i anime olarak izlemiyordum çünkü çok uzun bir anime. Ama bu dizi izledikten sonra izlemeye başladım. One Piece'i konu olarak biliyorum. Hatta bununla ilgili videolar yapmıştım. Yani sürekli One Piece videoları gelsin falan diyordunuz. İzlemeye başladım. Çok uzun bir serüven olacak gibi ama One Piece ile ilgili videolar gelecek. Videoya başlamadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bütün videolara gelen yorumları falan okuyorum. Bazı yorumlarda işte bot basmış, kanalın çok abonesi var, izlenmede düşük falan diye yorumlar geliyor. Ya bunun sebebini daha önce anlatmıştım ama yine de bir değinmek istedim. Bu kanal çok güzel giderken ben belli bir süre video atamadım. Atamadığım için de YouTube'un algoritması acımasız bir algoritma olduğu için beni sürekli gerilere attı. Kanalıma abone olan kişilere bile bildirim gitmiyor. Bunu YouTube'la konuştum ama herhangi bir problem olmadığını söylediler. Çok da hani üstüne düşemedik bu konuda. Bu konuyla ilgili sürekli görüşmeler yaptım. Sağ olsunlar bir destek oldular. Durumun düzelebilmesi için onların yapabileceği bir şey yok. Benim yapabileceğim şey sizden yardım istemekmiş. Videolara gelen beğenilerin, yorumların yani etkileşimlerin artması gerekiyor dediler durumun düzelebilmesi için. Bunun için de hani benim düzenli video atmam gerekiyor ama belli bir süre atamadım. Atmaya başlayacağım dedim. İnşallah bundan sonra atmaya devam edeceğim. İnşallah güzel şeyler olur. Burada biraz yardım edebilirseniz çok mutlu edersiniz beni. Çünkü algoritma gerçekten acımasız. Biraz boşlamada o kadar çok geriye atıyor ki hani toplaması gerçekten çok zor. Biraz da video yapmama sebebim oydu. Böyle çok gerilere düştü ve toplaması gerçekten zor, çok uğraşıyorum. YouTube'a bir video yapması gerçekten uzun sürüyor. Metini yazması, videoyu editlemesi, ses kaydetmesi falan yani büyük bir emek isteyen bir şey. Bir de videoyu yaptıktan sonra telif olup baştan videoyu editlemen gerekiyor falan. Yani uzun bir zaman harcıyorum. Bu zamanı da yaratmam yani boş zamanlarımı sürekli buna harcamam da gerçekten yorucu bir şey. Yani bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum. Video devam edecek olursak live action ya da bir şeyleri uyarlama konusunda yapımcılara ben hiç güvenmiyorum. Bu sadece Netflix'e özel bir şey değil. Tam Netflix bunu çok abartıyor, çok kötü yapıyor. İlk başta güzel başlasa bile sonradan kötü devam ediyor. Bundan dolayı One Piece'in live action sürecine bayağı hayranlar şüpheyle yaklaşıyorlardı. Bunun sebebini anlamak çok da zor değil. Birkaç tane örnek verecek olursam, bu Netflix'te olan bir örnek değil ama Yüzüklerin Efendisi'nde Amazon bir uyarlama yapmak istedi. Uyarlamayı o kadar kötü yaptılar ki hazır bir evren varken ellerinde o kadar çok şey değiştirdiler ki yapımcılar hariç bu yapımı beğenen olmadı bence. Hatta yapımcılar bayağı şey demiş, neden beğenmediğinizi anlamıyoruz falan gibi bir açıklamalar yapmışlardı. Avatar Son Hava Bükücü'nün Netflix live action yapımı gelecekti. O kadar çok anlaşmazlık olmuş ki yapımcılar ve Netflix arasında yapımcılar yapımı bıraktılar ve kendileri bir platform kurmaya karar verdiler. Netflix'in Avatar live action yapımı çıkacak ama büyük bir ihtimalle bambaşka bir hikaye, bambaşka karakterler göreceğiz. Veya bir sürü animenin live action yapımı var Netflix'te. Bunları görebilirsiniz. Bana soracak olursanız bunlara en iyi örnek Death Note. Death Note'un live action'ı var. Bir kere bile izlemedim. Biraz izleyeyim dedim ama o kadar saçma, o kadar kötü ki. Hani yapımı izledikten sonra şey diyorsun böyle. Yani bu değil Death Note. Niye böyle bir şey yapmışlar falan diye. Şimdi yapımcılarda benim anlamadığım şey, bir şeyin live action yapımı gelecekse aynısını yapıp koyabilirsin. Neden değiştiriyorsun? Değiştirdikleri şeyler basit olsa okey derim. Ya bu konuda Peter Jackson'a hayranım. Yüzüklerin Efendisi'nin kitaplarını çok seviyorum ben. Hani birden fazla kez bitirmişliğim var. Hala okuyorum falan. Yüzüklerin Efendisi'nin kitaplarını okuyanlarla filmlerini izleyenler iyi bilir ki kitaplarda ve filmlerde olaylar bambaşka şekilde gelişiyor. Ben biraz One Piece'te bunu gördüm, o yüzden One Piece'i beğendim. Her ne kadar olaylar farklı da yansıtılsa güzel bir şekilde yedirilmiş ve sonuçlar aynı olmuş gibi gözüküyordu. Bu bence güzel bir şey ama güzel çıktı diye güzel devam edeceğinin de garantisini veremiyorlar. Buna en büyük örnek de Witcher. Witcher 3 sezondur devam ediyor Netflix'te ve Witcher'ı oynayan Henry Cavill karakteri oynamayı bıraktı. İlk başta karakteri oynamayı bırakmasının sebebi olarak Superman'i aldı. İşte zaman bulamayacak falan diye söylediler ama bir tane röportajında kendisinin dediğine göre Witcher evreninde yapımın ana hikayesine sadık kalınılmadığını gördüm diyor. Ve bu süreçte ben buna dahil olmak istemiyorum dedi. Bence çok güzel bir isyan yani. Hem kitabı var hem oyunu var. Bir sürü güzel hikayeleri var. Ama sen bunu live action olarak ekrana yansıttığın zaman bir sürü hikayeyi değiştiriyorsun. Niye izlesinler ki bunu? Zaten yapımı sevenler hikayeyi biliyorlar. Bunu görmek istiyorlar, seyretmek istiyorlar. Durum böyle olunca seyretmek istedikleri şeyi vermezsen izleyicilere, izleyiciler de bunu beğenmez. Şimdi One Piece'e dönecek olursak One Piece'in zor bir yapısı var.
zor bir yapısından kastım efektlerin falan çok güzel olması gerekiyor. Bir kere hani televizyonda da yayınlanırken Lastik Adam olarak yayınlanmıştı. Bu efektler saçma ya da kötü olursa kimse bunu izlemez. Yani göze batmaması gerekiyor. One Piece'te çok güzel dövüşler var. Zoro mesela gerçekten büyük bir kılıç ustası olmak istiyor. Hatta en iyisi olmak istiyor. Ve bunu yapmak isterken de izlediği yol, yani yürümesi gereken yol gerçekten zor ve dövüşler dolu bir yol. Yapımda benim en çok sevdiğim şey buydu. Dövüş koreografilerini yapan kişi o kadar güzel yapmış ki her şey gediğine oturmuş bence. Ben çok eğlendim dövüşleri izlerken. Yani böyle dizi olacak, çok basit olacak gibi falan düşünüyordum. Ama gerçekten üstüne düşmüşler ve dövüş koreografilerini izlerken eğlendiriyordu. Bununla ilgili biraz araştırma yapınca göreceksiniz. Witcher'ın dövüş koreografilerini yapan kişiyle One Piece'teki dövüş koreografilerini hazırlayan kişi aynı. Witcher'ın videosunu yapmıştım daha önce. Çok güzel dövüş koreografileri var. Neden Game of Thrones'ta ya da farklı bir dizide bu kadar güzel dövüş koreografileri yapan biri varken kullanılmadı diye. Gerçekten bunu da fark etmişler ki bu yapıma da, yani bu live action uyarlamasına da aynı kişiden yardım alarak dövüş koreografileri koymuşlar. Tabii ki her şey dövüş koreografilerinde bitmiyor. Sadece Luffy'nin özelliklerinden bahsettik ama bu yapımda o kadar çok özel efekt olması gerekiyor ki hepsini de çok güzel yapmaları gerekiyor. Hayranların şüpheye düştüğü nokta bu. Kendi uzuvlarına parçalayabilen şeytani korsan paylanço var. Rengeyi var tayfada. Deniz adamları, açık denizlerde destansı savaşlar. Şimdi bunlar animasyon olarak yapıldığı zaman basit gibi gözükse de zor ama yine de güzel bir şekilde ekrana yansıtılabiliyor. Ama bunu live action uyarlamaya çalıştığın zaman tabii ki biraz basit kaçıyor. Şimdi yapımın animesini ben izlemeye başladım dedim. Biraz da ilerledim ve gerçekten dövüşler epik dövüşler. Yapım eski bile olsa o dövüşlerde heyecanlanıyorsun. Görsel efektler hoşuna gidiyor. Bunu live action uyarladığın zaman ne olacak? Gerçekten zor olacak. Çünkü film de yapmıyorsun. Hani film olsa daha farklı olabilir. Mesela korsan yapımlarında herkesin aklına gelen Karayip Korsanları'nın 3. filminde, benim çok sevdiğim bir film bu, epik bir savaş vardı. Siyah İnci ile Uçan Hollandalı'nın inanılmaz güzeldi. Ben çok beğenmiştim. Burada da yararlanırlar mı o şekilde, yani o şekilde yapabilirler mi falan bilmiyorum. Ama One Piece'i, yani live action uyarlamasını izlerken biraz Karayip Korsanları havası almadım değil. Hem müziklerde hem görsellerde. Yani bence bu güzel bir detay. Yani güzel bir şekilde işlemişler. Yani korsan yapımı deyince akla ne geliyorsa güzel bir şekilde koymaya çalışmışlar. Yapımdaki hikayeler, tanışmalar, karakterlerin replikleri falan gerçekten değiştirilmiş. Bu beni rahatsız etmedi. Bunun üstüne yalan söylemeyeceğim. Dediğim gibi güzel uyarlamışlar gibi geldi bana. Bilmiyorum, belki ana hikaye sevenler bu durumda farklı düşünebilirler. Benim gözüme çok fazla batmadı bu detaylar. Nami ile tanışma, Zoro'nun mürettebata katılması falan bayağı değişmiş. Sanki böyle Zoro'yla tesadüfen tanışmışlar da Zoro hani ona zorla katılmış gibi olmuş falan. İlk başta kabul etmiyor ama animede direkt kabul ediyor bunu. Karakterler bence güzel yansıtılmış. Benim en sevdiğim iki karakter yapımda, yani güzel yansıtılan, Zoro'yla Nami'ydi. Nami'yi oynayan oyuncu Emily daha önce de bir anime hayranıymış. Böyle Instagram'ına falan baktığın zaman ta 2017'lerde falan, hatta daha öncesinde böyle animelerle ilgili paylaşımlar falan yapmış ve kendisi One Piece hayranı. Hatta ta 2019'da bir paylaşım var. Ben Nami ile aynıyım gibi bir post atmış işte. O da stresten yiyor, ben de yiyorum falan diye. Karakter bence cuk oturmuş ve çok güzel de yansıtmış diye düşünüyorum ben. Zoro'yu oynayan kişinin ismini tam telaffuz edemiyorum ama adam gerçekten ünlü ve güzel bir oyuncu. Bu iki karakter bence cuk oturmuş. Luffy'nin salak aklında böyle yansıtmaya çalışmışlar ama bilmiyorum, bana çizimlerdeki kadar şey gelmedi. Ya bir de anime izlerken sürekli alışmışım böyle, hani Japonca izliyoruz ya, İngilizce izlediğim zaman bana farklı geldi. İzlerken dedim ki bir Japonca mı izlesem falan. Bu sefer de ağız ve söyledikleri şey uyuşmuyor. Buna da ben takık olduğum için o şekilde de izleyemedim. Ama genel olarak eğlendim. Bence güzel bir yapımdı. 8 bölümün 8'ini de izledim. Eğlenceliydi. Tavsiyem izleyin ama böyle çok bir beklenti de olmayın. İzlenebilecek bir yapım. Güzel başladı bence ama güzel devam eder mi, ona bir şey diyemiyorum. Ya benim fikrim bu şekilde yapımla ilgili. Sizin fikirleriniz neler, yorumlarda belirtebilirsiniz. Videonun başında dediğim gibi destekleyebilirseniz beni çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim.